de polis falan geldi ama. Ya muhtemelen o tırcı kaza yaptı arkadaşlar. Çünkü çok aşırı süratliydi. Kaplama parçalandı, dağıldı. Büyük ihtimalle kalan da orada bir yerde dağıldı. Berbat bir soğuk var. Donuyorum. İki sobanın başında oturuyorum. Sis var. Geçenki kadar çok değil ama yine de yoğun bir sis var. Araçlar çok gözükmüyor. Pek iş olacağını zannetmiyorum. Şansım bir geri geldi. Şuradan ortasında oturuyorum şöyle ama ısınamadım. Çatır çatır donmuş. Bugün berbat soğuk var. Hava da sisli. Yine göz gözü görmüyor. Yani iş yok. Bu arada gene sabah sabah yeşemci yerine getiren abilerimiz var. Urfa'dan geçerken durdu adam. Sağ olsun oranın külünçesi meşhurmuş. Lezzetli bir şey. Şöyle bir ikramda bulmuş sağ olsun, bir kutu verdi. Yersiniz diye. Yani her ne kadar işlerimiz kötü olsa da neşemizi yerine getiren abilerimiz çıkıyor bazen. Ama bugün iş olmaz yani. Hava berbat çünkü. Çay alanlar oldu. 2-3 kişi çaya durdu. Simit poğaça daha hiç satamadım. Süt içen oldu. Sıcak sütümüz de başladı bu arada. Cümleten hayırlı sabahlar arkadaşlar. Bir video çektim. Yalnız editlerken bir problem oluştu. Bazı videolarım silindi, yani tamamını atamadım. O yüzden de dünkü videoyu atmadım. Bugün dünküyle birleştirip öyle atarım diye düşündüm. Dün işler nasıldı? Dün berbat sis vardı. Zaten videoda da izleyeceksiniz. Göz göz görmüyordu. Bir kısmı kaldı videomda. Onları atacağım. Bugün hava güzel. Biraz soğuk var ama dünkünün yarısı kadar bile değil. Dün bildiğiniz burada sattığımız sular bile donmuş çatır çatır. Masanın üzeri donduydu. Bugün çok şükür daha iyi düğme göre ama daha siftah etmedik. İnşallah olacak. Bekliyoruz bakalım. Tezgahımız hazır. Açalım. Bir saati geçti. Sohbet etmeye gelmiş abi. Urfalı. İsmini de sormak aklıma gelmedi. Sabahtan bayağı herhalde 45 dakika falan muhabbet ettik ama külünçe diye bir şey getirdi, bu bisküvi tarzı bir şey. Urfa Suruç bölgesinin meşhur bir yiyeceğiymiş. Kaşburun'da yapılan bir yiyecek. Koliyle, kutuyla getirmiş. Bayağı da büyük kutuyla getirmiş sağ olsun. İşte çayını kahvesini içti. Zorla parasını da ödedi gerçi de ben ikram olsun dedim. Kabul etmedi abi. Ya iyi insanlarla karşılaşıyorum burada. Sonrasında yine Hataylı bir abi geldi. Öyle de onunla muhabbet ettik. Diyarbakırlı bir abi geldi. Genelde tırcıların muhabbeti güzel oluyor. Ama bir dek getirip kayıt açamadım arkadaşlar. Şimdi insanları çekmek biraz etik olmuyor. Müsaade almak lazım. Ben de o işi beceremiyorum işin açıkçası. Aslında o tür şeylerde kayıt altına alsam çok güzel sohbetler çıkıyor da. Neyse bir daha dek getirebilirsem inşallah yaparız bir şeyler. Ben birazdan tekrar açarım kaydım. Allah'a emanet olun. Sabah bir felaketin eşiğinden döndük arkadaşlar.
Şu yerdeki lastik parçaları görünüyor mu? Görünüyor. Ya tırın lastiği bir yanda, o kaplama varmış herhalde üzerinde. Açıldı, parçalandı, orada kaza mı oldu? Arabanın dibinden teğet geçti. Tam şu bulunduğum noktadan geçti yani. O kadar felaket bir şeydi. Lastik parçalar hatta hala buralarda. Tırcının haberi yok. Arkadaki arabalar birbirine giriyordu. Lastik bizim dibimizden teğet geçti. Allah seni geçsin. Üstümüze gelseydi paramparça. Bayağı da büyük kaplama. Ya sabah bir kaza atlattım zaten. Gene uyur gezelim bir üstümüze çıkıyordu. Üzerine bir de şimdi bu tırcının olayı. Orada herhalde kaza oldu. Trafik yolunu aşırı arttı ama. Evet, yoksa bu trafik akardı. Burada ışık falan yok. Mutlaka kaza olmuştur. Ya da o tırcının lastiğinden dolayı bir şeyler oldu. Daha yeni birkaç dakika öncesi oldu çünkü olay. Dört yakın araçlar var ama. Trafik bu kadar tıkanmazdı hiçbir zaman ya. Allah sürdesin ya. Müşteri geliyor. Kapatayım ben kaydı. Müşterim geldi az önce. Kaza yerini çekmeye gideceğim. Muhtemelen kaza var aktar. Emin değilim ama. Ama burayı bırakamıyorum işte. Kaza büyük kaza herhalde. Polis falan geldi ama. Ya muhtemelen o tırcı kaza yaptı arkadaşlar. Çünkü çok aşırı süratliydi. Kaplama parçalandı, dağıldı. Büyük ihtimalle kalan da orada bir yerde dağıldı. Bizim buraya düşen büyük bir parçasıydı. Belki diğer kaplama da dağıldı. Bilmiyorum da. İnşallah can kaybı yoktur yani. O muhtemelen bir arabanın üzerine fırladı. Burada bizi bitiyordu ya. Felaket buldu, Allah silgesin. Ama bu ihmalkarlık arkadaşlar. Kaplama bilmiyorum yani. Tırcı arkadaşlar daha iyi bilir ama çok güvenli olmadığını biliyorum. Kaza yeri tam olarak karşıma herhalde. Çünkü itfaiye durdu oraya. Polis aracını göremiyorum ama itfaiye ne yapacak acaba? Merak ettim. Orada böyle bir alev alan araba da olmadı. Evet, itfaiye aracı yanaştı oraya. Şöyle yapayım. İşte. Tam olarak itfaiye aracı durdu. Muhtemelen kaza yeri tam orası. Ya da yolu yıkayacak. Temizlikte çünkü lastik bayağı parçalandı. Her tarafta lastik var. Orada lastik bir kaza yeri. Veya aracın dediği yağ falan attı. Lastik bayağı bayağı da açılmaz ya. Bizim müşteriler de zor duruyor. Adam, polis arkadaşlar buraya kum döktüler, toprak döktüler ama muhtemelen orada dediğim gibi aracın lastiğine çarpan arabanın kalteri falan patladı. Yağ aktı. Orayı dubalarla kapatıp Allah yardımcılar olsun, sabahın bu saatinde ellerinde kürek geçti, buraya toprak döküyorlar. Aslında onların işi o değil ama trafik güvenliğini sağlamak zorundalar. Kızıyor polis arkadaş şimdi. Biraz önce hızlı geçen arkadaşlar el işareti yapıyor. Yerden diyor haklı ya, burada inanılmaz trafik yapıyorlar. Ya sanki derdim. Yerler beton, asfalt değil. Biraz demin de düz olunca burada inadına basıyorlar. Sabahın erken saatlerinde inanılmaz hızlı gidiyorlar burada. Şimdi polis arkadaşlar da el işaretiyle kızıyorlar. Birkaç kişiyi kızdılar. Hatta yavaşlattılar da. Gereksiz insan böyle ya. Ya iş yerine en fazla 5 dakika, 10 dakika geç kalırsın. Ya gideceğin yere 10 dakika geç kalırsın yani. Canı tehlikeye atmaya değecek hiçbir şey yok.